Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz ee, soru çözümündeyiz tabii ki sinir sistemi ile ilgili soru çözüm yapacağız hemen başlayalım isterseniz diyor ki bir nöronun aksonundaki kutuplaşmayı gösteren şekildeki C bölgesinden impuls henüz geçtiğine göre hangileri doğrudur şimdi arkadaşlar C bölgesinden impuls daha yeni geçmiş yani o zaman impuls zaten nerede Bakın impuls B bölgesinde, değil mi? Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü depolarizasyon durumunda ne oluyordu? İç kısım pozitif, dış kısım negatif oluyordu arkadaşlar. Bu durumda iç kısmın pozitif olduğu yer burası yani depolarizasyon. Impuls da C bölgesinden geçtiğine göre daha yeni buraya gelmiş. O zaman uyarı yönü nereden nereyeedir arkadaşlar? L'den K'ya doğrudur. E impuls buraya gelmiş. Dolayısıyla bu yer, C bölgesini uyarmış. Arkadaşlar C bölgesi şu an eski haline dönüyor. Yani C bölgesi nedir? Repolarizasyondur. Repolarizasyon. Impuls henüz A bölgesine gelmemiş arkadaşlar. Gelmediği için burası da nedir? Polarizasyon durumudur. Şimdi bakalım diyor ki A bölgesi repolarize haldedir. Hayır. A bölgesi nedir? Polarize. Bu yanlış. Impulsun iletim yönü K'dan L'ye doğrudur. Hayır arkadaşlar. Ne dedik? L'den K'ya doğru dedik. Bu da yanlış. B bölgesinde hücre zarının iç kısmında sodyum yoğunluğu fazladır. B bölgesine bakıyorum. Depolarizasyon. Depolarizasyonda iç bölgede ne var? Sodyum var arkadaşlar. Dış bölgede de potasyum var. Dolayısıyla bu doğrudur. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olacak arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. Diyor ki insanda merkezi sinir sistemine ait bazı bölümler ve görevleriyle ilgili hangisi doğrudur? Talamus öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar. Bu tabii ki yanlış. Talamus ne yapıyordu? Duyu organlarından gelen uyarıları sınıflandırıyor. ilgili bölgeye gönderiyor ama koku duyusu hariç unutmayın. Peki öğrenmeyi kim sağlıyor arkadaşlar? Öğrenmeyi ön beyin sağlıyor. Hatta ön beyinde hangi bölüm sağlıyordu? Uç beyin. Uç beynin diğer bir adı neydi? Korteks ya da beyin kabuğu. Zaten korteks kabuk demektir arkadaşlar. Beyin kabuğu. Ee, oradan da aklınıza gelebilir. Orta beyin hipofizi kontrol eder demiş. Bu da yanlıştır. Orta beyin ne yapıyor? Orta beyin görme ve işitme reflekslerini kontrol ediyor arkadaşlar. Hatta orta beyinde optik lob dediğimiz bir lob vardı değil mi? Bu lob sayesinde görme ve işitme reflekslerini kontrol ediyordu. Peki hipofizi kontrol eden kimdir? Onu da hipotalamus. Hipofiz, hipotalamus. Hani ikisi de zaten hipo ile başlıyor. Oradan aklınıza gelebilir arkadaşlar. Korteks diyor vücut dengesini ayarlar. Bakın korteks neydi? Uç beyin yani beyin kabuğu vücut dengesini ayarlamaz. Ne yapar? İşte istemli kas hareketlerini kontrol eder. Duy organlarından gelen uyarıları değerlendirir. Bir de arkadaşlar öğrenme, hafıza, konuşma, yazma gibi olayları kontrol eder. Dolayısıyla vücut dengesini ayarlamıyor. Vücut dengesini kim ayarlıyor peki? Eğer iç denge olarak söylüyorsa hipotalamus. Eğer normal dengede kalma anlamında söylüyorsa arkadaşlar beyincik. Gelelim denizli şıkkıda diyor ki beyincik kasların koordinasyonunu sağlar. Doğru mudur? Doğrudur. Nereden anlıyoruz doğru olduğunu? Arkadaşlar beyincikte e, ne yapıyordu? Dengeyi sağlıyordu. Bunu nasıl sağlıyordu? Duyu organlarından gelen uyarıları kaslarla koordine ediyor. Daha sonra vücudumuzun dengede kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla doğru şıkkımız D şıkkı olacak. Döküm lüksanlı görme olayının gerçekleşmesini sağlar. Tabii ki yap yanlış bir şey. Omur lüksanlı hayati faaliyetleri kontrol eder. Ama görme olayını kim gerçekleştiriyor? Ön beyin gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim bir diğer sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olan reflekslerden biri değildir? Doğuştan. Hapşırma, Doğuştan gelir. Tükürük oluşturma aynı şekilde. Diz kapağı refleksi, kusma bunların hepsi doğuştan gelir ama limon görünce dişlerin kamaşması. Mesela bir bebek düşünün limonun tadını bilmiyor. Limonun tadını bilmeyen birine siz hani ağzının sulanmasını veya dişlerinin kamaşmasını beklemezsiniz. Dolayısıyla ilk önce o limonu tadacak, yüzü bir buruşacak. Ondan sonra gördüğü zaman ağzı kamaşmaya, dişleri kamaşmaya başlayacak. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki, impuls oluşumu ve iletimi ile ilgili hangisi doğrudur? Eşik şiddetindeki uyarılar nöronda çok yavaş ilerleyen impulslara neden olur. Arkadaşlar, impuls isterseniz eşik şiddetinde uyarı alsın, isterseniz eşik şiddetinin çok çok üstünde uyarı alsın. Bu hızını etkilemez. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Çok yavaş diyor ya bu yanlış olur arkadaşlar. Aynı hızda ilerler. Nöronda impuls aksondan dendrite doğrudur. Hayır arkadaşlar. Nöron neydi? Şuydu değil mi? Bizim sinir hücremiz. Peki nöronda iletim nereden nereye? Dendritten aksona doğruydu. Bu yanlış. Miyelinli nöronlarda impulsun hızı miyelinsize göre azdır. Hayır, tam tersi olacak. Miyelinsiz nöronlarda daha az, miyelinli nöronlarda daha hızlıdır arkadaşlar. Sinapslarda impuls aksondan dendrite. Bakın sinaps neresiydi? Birinci nöronun Aksonu ikinci nöronun dendriti. O zaman sinapslarda aksondan dendrite doğru mu? Evet. O zaman bu doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı. Akson çaparttıkça e, impuls hızı azalır demiş. Hayır arkadaşlar söylemiştim. Akson çaparttıkça impuls hızı da hızlanır. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız denizli şıkkı oldu. Gelelim 5 soruya. İnsanın ayağına iğne battığında oluşan impuls ilk önce hangisine taşınır? Şimdi bakın arkadaşlar iğne battığında ee, biz ne yapıyoruz? İğne batma olayı nedir? Bir reflekstir değil mi? Refleks. Peki refleksi kim kontrol edecek? Refleksi kim kontrol eder? Omurilik. Dolayısıyla omurilikle ilgili bir şey arayacağız burada. Serebral korteks nedir? Beyin kabuğudur arkadaşlar. Nasırlı cisim zaten beyne üstten bakıldığı zaman nasırlı cisim görülüyordu. buna bilgisi yok. Bu da beyinle ilgili. Eferent nöron getirici yani motor nöron ama motor nöronla bilgisi yok çünkü uyarının gitmesi gerekiyor. Bu da gitti. Medulla oblongata bu nedir arkadaşlar? Bu da omurilik soğanıdır. Bununla da ilgisi yok. Bu nedir? Cevabımız dorsal kök düğümü. Yani arkadaki köke yani duyu nöronuna gidecek. Oradan da arkadaşlar nereye girecek? İşte ara nöronda. Tabi hangi ara nöronda? Hemen size şekil olarak göstereyim isterseniz bir hatırlamış da olalım. Hemen buluyorum buluyorum. Evet buldum. Bakın hatırlayın arkadaşlar. İğne battı. Daha sonra ne oldu? Sağ taraftan diyelim ki geliyor. Duyu nöron aldı. Arka kökten girer. Sonra buradaki ara nöron bunu değerlendirir. Ve motor nöronla ön kökten çıkar arkadaşlar. Bu arka kök ön kök olayını iyi anlayın. Çünkü sorularda bu çok soruluyor. Refleks olayında bu şekilde. Ama Normal bir uyarı olsaydı ne olurdu? Yani mesela iğne batma değil de işte elimi dokundurdum. Sert mi yumuşak mı olduğunu anlamaya çalışıyorum. Eğer öyle bir durum olsaydı yine arka kökten girer. Ne olur arkadaşlar burada çapraz yapar. Sol ön kökten çıkardı. Yani çapraz yapması gerekiyordu. Eğer normal beyne giden bir uyarı olsaydı. Dolayısıyla burada cevabımız ne oldu? Bursa şıkkı oldu. Gelelim 6. sorumuza. Diyor ki beyin kabuğu zedelenen bir maymun. Şimdi beyin kabuğu zedelendiyse yani serebral korteks zedelendi. Ne olacak? Arkadaşlar bir kere öğrenme olayını gerçekleştiremez. Refleksleri yapabilir. Refleksler çünkü kim tarafından kontrol ediliyor? Omurlik tarafından. İç refleksler hipotalamus tarafından. E, pardon omurlik suan tarafından. E, görme ve işitme refleksleri de orta beyin tarafından. Bunlarla ilgili olanlar yapılabilir refleksler. Dolayısıyla bakın. Asit damlatıldığında ayağını çeker çünkü omuriliği çalışıyor. Kalp atışları ve solunum sistemi devam eder arkadaşlar. Çünkü omurilik soğanı çalışıyor. Hani bunlar omurilik soğanı kontrol ediyordu. Ağzına konulan besini yutar. Çünkü neden? Ağzınıza bir şey konulduğu zaman çiğneme refleksi ee, çiğneme olayı reflekstir aslında Onu söyleyeyim ben size O yüzden ağzına konulan besin de yutar Üçünü de gerçekleştirir arkadaşlar Ama şöyle olsaydı Önüne bir besin koysaydınız O besini yiyemezdi Çünkü o besini yiyebilmesi için onu, Ona doğru hareket etmesi gerekiyor Daha sonra ee... Ama heh, Yutma olayını evet tamam gerçekleştirir ee, Şöyle söyleyeyim size Az önce çiğneme dedim ya Çiğneme olayı tamam refleksif olarak gerçekleşiyor ama burada çene kasları da istemli kaslardır arkadaşlar. Çiğneme olayını belki yapamabilir ama direkt yutabilir. Hani yutma derse tamam kabul edin gerçekleştirebilir ama çiğneme derse kabul etmeyebiliriz. Ee, buna siz de bir bakın kabul edeceğiz mi etmeyeceğiz mi ben de bir bakayım arkadaşlar sonra yine yorumlarda konuşuruz. Evet bu şekilde 1-2-3 olarak kabul ediyoruz. Gelelim 7. soruya. Uyarının şiddeti arttıkça hangileri doğru olur? Arkadaşlar uyarının şiddeti. Bu arada ben de nasıl güzel yazmışım. Bak şiddeti yazmışım. E, impuls hızı değişmez. Evet hızı etkilemiyordu uyarı şiddeti. Bu doğru. Tepki şiddeti artar. Doğru arkadaşlar. Tepki şiddeti artıyor. Mesela birisi size dokunduğunda böyle çok hani hafif tepki verirsiniz. Ama gelip böyle şak diye bir tokat attığında ne olur? E, daha hızlı tepki verirsiniz. Tepki süresi kısalır demiş. Şimdi arkadaşlar. Sürenin kısalabilmesi için hızının artması gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Uyarılan nöron sayısı artar. Bakın uyarılan nöron sayısı artar. Bu doğrudur. Ee, şöyle düşünün. Dokunduğu zaman belki 3-5 tane nöronu uyarıyorsa tokat attığı zaman böyle e, 10 tane 20 tane nöron. Hani ben bunu tabii şey olarak söylüyorum. Öylesine söylüyorum. E, 10 tane 20 tane nöronu uyarıyor. Dolayısıyla uyarılan nöron sayısı artar arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 1-2-4 olur. 1-2-4 Evet böylece bu sorular bitti. Şimdi gelelim bir de çıkmış sorulara bakalım. Arkadaşlar bakın parasempatik sempatik sinirleri anlatmıştım size. Diyor ki sempatik ve parasempatik sinirlerin organları etkisiyle ilgili hangisi yanlıştır? Oldukça kolay bir soru. Sempatik sinirler ne yapıyordu? Sindirim sistemi hariç diğer sistemleri hızlandırıyor. Parasempatik sistemlerde e, sindirim sistemi hariç diğerlerini yavaşlatıyordu. Sidik torbasını gevşetir. Doğru arkadaşlar. Neden? Çünkü dolaşım sistemi ve boşaltım sistemi hızlandığı için dolayısıyla çok fazla idrar oluşturuluyor. İdrarın depo edilebilmesi için de gevşemesi gerekiyor idrar torbasını. Bu doğrudur. Bu da sıkılaştırır. Doğru arkadaşlar. Karaciğer diyor glikojeni glikoza çevirir. Glikozu glikojene çevirir. Şimdi sempatik sinirlerde hani vücut hızlandırıyor ya fazla miktarda besine ihtiyaç var. Çünkü ATP üretilmesi lazım. Bu yüzden de glikojeni glikoza çevirir ve kana verir. Bu doğrudur. E parasempatik de tam tersi arkadaşlar. Doğrudur. Bağırsakların diyor sempatik sinirler çalışmasını hızlandırır. Ne demiştik? Sempatik sinirler sindirim sistemi hariç diğerlerini hızlandırıyor. Dolayısıyla bağırsakların ne yapması lazım? Yavaşlatması gerekiyordu arkadaşlar. Bu yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olacak. Bronşları, bronşlar neydi? Bizim Akciğerlerimizde bulunan Oksijen ve karbondioksitin değişiminin yapıldığı yerdir arkadaşlar. Dolayısıyla bronşlar genişler neden? Çünkü soluk alışverişlerimiz daha da hızlanıyor. O yüzden sempatik sinirler genişletirken parasempatik sinirler daraltır. Doğrudur bu da. Ter bezleri diyor az miktarda ter çıkarır. Arkadaşlar sempatik sinirlerde e, şöyle düşünün. E, az miktarda ter çıkarır. Hani şey yaptığınız zaman böyle heyecan duyduğunuz zaman falan çok fazla terlemezsiniz. Bunun sebebi ne peki? Vücudumuzdaki suyu kullanmamız. Yani o an sen o suyu kullanıyorsun hani terlemezsin. Veya çok az miktarda ve nasıl diyeyim sana? Biraz daha böyle koyu ter çıkarırsın arkadaşlar. Ama parasempatik sinirler devreye girdiği zaman artık bir rahatlama hissi geliyor ya, rahatlama hissiyle birlikte vücudundaki bütün ısıyı terle çıkarırsın. Dolayısıyla Koştuktan sonra rahatladığın anda veya işte korku anı, heyecan anı geçtikten sonra terlemenin sebebi budur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak bu durumda? Ceyhan şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Omurgalı hayvanlarda sinir sisteminin çalışmasına ilişkin olarak hangisi yanlıştır diyor. Her kas hücresi bir özgün motor hücresi tarafından kontrol edilir. Bir motor sinir birden fazla kas hücresiyle sinaps yapabilir. Motor sinirlerce gelen uyartıyla beraber motor birimdeki tüm kas hücreleri kasılır. Sinapsta iletim hormonal ve fizikseldir. Bazı reflekslerde ara nöron yoktur. Şimdi E şıkkından başlayalım. Bu doğru arkadaşlar. Bazı reflekslerde ara yoktur söylemiştik. Hangi mesela diz kapağı refleksinde yoktu. Motor sinirlerce gelen uyartıyla beraber motor birimdeki bakın motor birim. Motor birim demek bir motor sinirin bağlandığı tüm kas hücreleri gibi veya tüm bez hücreleri gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla motor sinirden bir uyarı geliyorsa oradaki tüm hücreler kasılır Arkadaşlar bu doğrudur bir motor sinir birden fazla kas hücresiyle sinaps yapabilir zaten C şıkkı birbiriyle aynı gibi doğrudur her kas hücresi bir özgün motor sinir tarafından kontrol edilir Arkadaşlar bu da yine e, özgün demek Hani o kasa, o hücreye özgü demektir. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? Sinapsta iletim hormonal ve fiziksel değil. Sinapslar diletim sadece hormonaldir arkadaşlar. Nörotransmitler maddelerle sağlanıyor. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız denizli şıkkı olur. Diyor ki bir refleks arkında uyartının iletim yönü aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar İster refleks olsun, ister normal bir uyarı olsun fark etmez. İlk önce neyle alınacak uyarı? Reseptör. Dolayısıyla reseptörle başlamayan şıkları zaten sildim. Sonra nereye geçecek? Duyu nöronuna. Peki duyu nöronunun diğer adı neydi? Afferent nörondu. Dolayısıyla afferent nöron olacak. Sonra inter nöron yani ara nöron. Sonra efferent nöron yani getirici motor nöron. Sonra da efektör organ yani arkadaşlar tepki organı. Cevabımız ne olur? A şıkkı olur. Oldukça basit bir soruymuş. Gelelim diğer sorumuza. Epifiz bezi ile ilgili olarak diyor hangileri yanlıştır? Melatonin ve serotonin gibi biyojen aminleri salgılar. Hatırlarsanız size anlatmıştım. Melatonin gibi biyojen amin demiştik hatta bunlara salgılar doğrudur. Eşey bezlerinin salgısını kontrol eder. Arkadaşlar ee, eşey bezlerinin salgısını kontrol eder derken. Şimdi eşey bezleri neydi? E, yumurtalıklar testisler değil mi? Arkadaşlar e, eşey yani yumurtalıkların ve testislerin kontrol edildiği hormonlar hangi hormonlar üreme sisteminde anlatmıştım size. FSH ve LH. FSH ve LH kim tarafından üretiliyor? Hipofiz tarafından. O zaman epifiz eşey bezlerin salgısını kontrol etmez bu yanlıştır. Gonadotropin hormonları salgılar. Gonadotropin ne demek? Eşey bezlerini uyaran hormonlar demek zaten bunları. Üretmez arkadaşlar. Gitti cevabımız ne olur? Yalnız. pardon hangileri yanlıştır dediği için 2 ve 3 olur. 2 ve 3 olur arkadaşlar. Aslında epifiz bezi ile ilgili şunu da söyleyebiliriz. Şimdi melatonin hormonu eşeysel olgunluğu geciktiriyor ya. Hani geciktirdiği için eşey bezlerin salgısını kontrol eder şeyi doğru olabilir. Bir dakika ben bakayım bunun cevabına. Baktım arkadaşlar burada şey diyor. Hani eşey bezlerinin salgısını kontrol ederi doğru olarak almış. Şimdi ben şöyle düşündüm. Nasıl kontrol ediyor? Normalde eşey bezlerinin salgısını hipofizden salgılanan FSH ve LH kontrol ediyor. Testosteron östrojen salgılanmasını. Ama hipofizden salgılanan melatonin hormonu da ne yapıyordu? Erken, ergenliğe erken girişi önlüyordu. Dolayısıyla bunu önleyebilmesi için de şey bezlerini kontrol etmesi gerekiyor. O yüzden hani bu şekilde düşünüp bunu doğru kabul edebiliriz. Cevabımız ne olur bu durumda? Yalnız 3 olur. Gelelim diğer sorumuza. İmpuls iletimi nöron boyunca elektriksel ve fiziksel olmakla olmakta ve uyartıların çeşitleri farklı olsa da ileti aynı şekilde olmaktadır. Fakat farklı duyular olarak algılanmaktadır. Buna göre diyor gibi özelliklerden hangilerinin farklı olması duyuların farklı yorumlanmasına neden olur. Hatırlıyor musunuz size dedim ki seçici direnç vardır dedim hani bir uyarının farklı bir yere gitmesini engeller demiştim. Mesela gözden gelen uyarı nereye gidiyor? Direkt beynin görme merkezine gidiyor. Diğer merkezlere gitme olayı arkadaşlar engelleniyor. Bu seçici direnç engellen, engellenme olayıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada merkezlerin farklı olması ve seçici direncin uygulanmasıyla kaynaklı bir durumdur. E, i̇letim hızlarıyla bilgisi yoktur. Frekanslarıyla da bilgisi yoktur ama iletilen merkezlerin farklı olmasıyla ilgisi vardır arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3. Ama buraya mesela şey de yazabilirdi. Seçici direnç uygulanması veya engelleyici direnç uygulanması bunları da söyleyebilirdi. Onları da kabul ederdik. Evet böylece sinir sistemi ile ilgili soru çözümümüzü de bitirmiş olduk. Sonraki videoda duyu organlarında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.